bilim kurulu üye, kurul arkadaşlarım, hocalarım, değerli basın ve siz çok değerli Bakırköy'lü meslektaşlarım, Bağımsız Mali Müşavirler Grubu, Bakırköy ilçesinin düzenlemiş olduğu vergi uygulama ve denetimlerinde hile tespitleri konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Ben konuşmalarını yapmak üzere Sayın Başkanım Turgay Kanarya'yı kürsüye davet ediyorum. Biraz öne doğru gelmem gerekecek arkadaşlar ama bizden bozukluğu oluyor. Sayın İstihdiye Kurulu Üyem, değerli kurulu üyelerim, saygıdeğer öğretim görevlilerim, saygıdeğer basın, değerli Bakırköy'lü meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi biraz sonra bir eğitim göreceksiniz ki bu özellik arz eden bir eğitimdir. Bir değil, şu anda burada 5 tane öğretim görevlisi var bu konunun uzmanı olarak. Bazen bir tane eğitmen bulamazken 5 tane birden bulduk, hepsi buradalar. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Biraz sonra size gerçekten ben daha evvelden Ali Kaptan hocamdan da aynı eğitimi izledim. Özellik arz eden bazı şeyler var ki ben 25 senedir bir fiil bu mesleği yapan bir arkadaşım 37 sene içinde. Gördüğüm şeylerden çok etkilendim. Ondan dolayı da çok yardımcınızdan eminim. Değerli arkadaşlarım, şimdi mesleğin sorunlarını ben burada anlatarak sizlerin vaktini almak istemiyorum. Ama bazı şeyler var ki bir an önce çözülmeli. Bağkur'dan emekli olmak istemiyorsunuz. Değil mi? Ama Bağkur'dan emekli oluyorsunuz. Meslek yasamız buna engel. Aslında sosyal güvenlikte böyle bir engel yok. Meslek yasamızda bir maddenin değişmesi gerekir. Meslektaşlarımızın çoğu mecburen bugün konumuza giren hile yapmak zorunda. SSK'lı olup kendini başka bir şirkette SSK'lı gösteriyor. Mevzuata aykırı. Neden kaldırmıyorsunuz dediğiniz zaman aynen karşılıklı cevap şu. Ya diyor, o yaparsa o zaman diyor büroculuk hizmetine diyor engel koymuş olur. Yani ruhsat kullandırmaya özendiririz diyor. Ya arkadaşım, peki iyi niyetli meslektaşlarımın hakları ne olacak? İlla her şeyi kötü düşünmemek lazım. Bakın ben Bağkur'da emekli oldum. Eğer SSK'dan olsaydım, emekliyim 400 lira fark edecek. Her meslektaşımın, bu mesleği yapan arkadaşlarımın bu hakkı olduğuna inanırız. Bununla ilgili bir çalışma mutlaka yapacağız. Ayrıca odamızda şu anda en büyük sıkıntılardan biri de yönetim kurulundaki arkadaşlarıma anlatıyorum ama anlatmakta zorlanıyorum. Meslektaş şu anda beyannameyle sıkıntısı var. Arkadaşlar ya bu beyannameyi uzatma benim işim değil ki. Ama biri diyor ki ben uzattım, biri diyor ben uzattım. Ya bu eskiden, eski meslektaşlarım diyor. Ya şunu 29'una çekelim. KDV, kurumlar vergisini ay sonuna yapalım. Geçiverdi 20'si, eski sistem, konu bitsin. Doğrusu da bu. Şimdi ben size bir imtihan sorusu soruyorum. Hadi bir cevap verin. Son 8 ayda KDV ayın kaçındaydı son günü? Hiçbiriniz bilemezsiniz. Çünkü 8 ayda 7 tane ayrı günde oluyor. Çünkü hep uzatıldı. Demek ki burada bir problem var. Bakanlığa bununla ilgili şu anda bizim bir çalışmamız var. Sevgili Tahir Hocam şu anda bununla ilgileniyor. Bu işin yapılmasının bir tek yolu var. Bizlerin bunu istemesi. Şu anda herkese af veriyorlar ya. Sokaktan geçen ben şunu istiyorum deseler yapacaklar. Biz de bu talebi bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Bir an önce çünkü bunun eziyetini ben çekiyorum. Bakın bundan 6 sene evvel Sayın İhsar Çıklıoğlu'yla bir toplantı esnasında bir araya geldik. Ya uzatma, ya bunlar bizim işimiz değil ki siz nasıl ilgileniyorsunuz dedi. Aslında bizim işimiz değil bu. TOB'un, esnaf odalarının işi bu. Ama biz maalesef ezilen biziz. Mükellef 20'sinde getiriyor evrağını, o benim işim bitti diyor. Bitmiyor arkadaş. 14 bin bürocu arkadaşım inim inim inliyor. Aynı şey bağımlı dediğimiz arkadaşlarımızın durumu da farklı değil.
Eskiden 4-5 bin lira iş bulurken şu anda 2,5 milyon, 2500 lira iş bulamıyorlar. Yani ruhsatın bir anlamı yok. Bu hale geldik. Önümüzdeki hafta ruhsatlara kazananlar açıklanacak. Binin üstünde arkadaşımız gene kazanmış. Gene diyorum çünkü çocuk kazanacak tabii ki. Ama aramızda geldiğinde iş imkanı yok. Daha da kötü bir şey söyleyeyim. Odamıza şu anda 4000'in üzerinde arkadaşımız ruhsat hakkını kazandığı halde üye olmuyor. Neden? Nedeni söyleyeyim. Bir paradan bir ikincisi de ne? Zaten bana bir yararı yok ki şu an. Bakın ne hale geldi. İktisatta bir kural var. Çok olan değer. Artı Maslow'un ihtiyaçlar teorisi var arkadaşlar. Unutmayın. Eğer siz kişinin yeme içme, barınma ihtiyacını karşılayamıyorsanız gerisini boşver. Hiç idealini aramayın. İdeal diye bir şey yok. İdealizm tek bir şekilde olur. Kişi evine, eşine, çocuğuna barınma ihtiyacını karşılayacak kadar kazanıyorsa idealist olur. Mesleğine sahip çıkar, ülkesine sahip çıkar. Siz şimdi şu anda mükellefler sizde duruyor mu? Şükredin. Çünkü yeni bir mükellef gelme ihtimali yok. %2 mükellef artıyor. Meslektaş halde %23. Nasıl olacak bu iş? Söyleyeyim bana. Yani mükellef artma sayısı belli. Türkiye zaten dolaylı vergiler ülkesi. Beyan dediğimiz aman aman beyanname %11 ile %12 arası. Hani sizlerin yaptığı beyannamelerin sayısı yüzde olarak çok az. Böyle olan bir ülkede biz nasıl olup da bu işi geliştireceğiz diye düşünüyorum. Burada tek bir şey var. Yapacağım. Yeni uzmanlık alanları yaratmak. Ama yaratırken mantıklı olarak herkes her şeyi yapmasın. Bakın geçen gün bir eğitimde hocamın söylediğinden yola çıkıyorum. Göz dedi. Göz doktoruna gidiyorsunuz. Bakın gözünüz burada değil mi? Ya şu burnumda da şu var desen aralarında bir parmak yok. Ben bilmem diyor. Değil mi? Var mı doktor? Ya bunu da ben biliyorum diyen bir doktoru bulamazsınız. Ona diyecek git uzmanlık alanına. İşte biz şu anda bunu yapmalıyız. Ama bizim sağ olsun bilgisayarımız önümüzde. Google amcamız sağ olsun. Aç bak her şeyi yapıyoruz. Uzmanlığımız çok fazla. Hata payımız da bu derece yüksek. Bakın yapılması gerekenleri yıllarca söylemenin alemi yok ama. Bilirkişilik bizim uzmanlık dalımız. Dalımız. Yeminim hali müşavirlik bir uzmanlık dalımız mı? Dalımız. Bağımsız denetim bizim uzmanlık dalımızdır şu anda. Ama dünyada açık ara yeni bir meslektir o. Dünyada meslektir. Türkiye'de dört büyükler dahil birçoğu da bunu meslek olarak kabul ediyor. Bugünkü mevzuat meslek olmadığı bizim uzmanlığımız olarak devam ediyor. Uzlaştırıcılık bizim yeni bir uzmanlık dalımızdır. Yapacağız, yapmalıyız. Biz bağımsız grup olarak eğitimini verdik. 214 arkadaşım ki burada 6 tanesi burada uzlaştırıcı oldu. İçinizden İstanbul Odası'nın yaptığı eğitimde 240 kişi yaptı. 240'ın 210'u zannediyorum kazandı. 400'e yakın meslektaşımız İstanbul'da bu işi yapacak. Yapmalı. Arabuluculuk. Bakın arabuluculuk yarın önünüze gelecek. Avukatların yapacağı bir iş değil o. Adalet Bakanlığı bunu tartışıyor. Sadece avukatların yapmaması gerekiyor. Aile uzmanları, psikologlar, psikiyatrlar, sosyologlar hepsi yapmalı diyor. Doğru. Sadece avukatlara verilmesinin bir anlamı yok. Biz de iş mahkemeleri dahil olmak üzere buralara hazırlığınızı yapın. Arabuluculuk bize açılacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bunun hazırlığını devletin üst kademelerinde şu anda yapılıyor. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın sonuca giden eylem de yerleri yok. Peki başka neler yaptınız? Bakın vergi mahkemelerinde şu anda biz temsil hakkımız yok. Avukatlar temsil ediyorlar. Ama avukat bir şey bilmiyor. Arkasında bir süflör var. Mali müşavir arkadaşım. O söylüyor, avukat da söylüyor. Bakın gidin. Geçen gün bir dava konum var benim. Onu biraz sonra anlatacağım. Baktım. Avukat orada. Gerçekten hiçbir şey anlatıyor. Hakim açık duruşmalı. Mali müşavir öyle değil. Bak böyle diyor. Kardeşim demek ki kanunun yeterli olmadığı bir alan. Yani tahkim alanı. Burada biz olmalıyız. Ki 1979'larda
Bunu bu hakkı bize vermişler. O günkü mevzuatta da var. Sağ olsun o zamanki hesap uzmanları dediğimiz yapıdaki arkadaşlarımız bunu reddetmişler. Demişler ki ya biz uğraşamayız. Yoğunluğumuz da yetmiyor diye. Ve avukatların üzerine kal. Avukatlar da bize düştü. Yine hamallık demişler. Ama şimdi iş imkanı. Bizim yapmamız gereken bir iş. Bu bir uzmanlıktır. Vergi mahkemelerinde gerçek sahibine teslim etmeliler. Çünkü karşımızdaki birçok hakim eskiden öyleydi. Şimdi biraz daha hukuk ağırlığı oldu. İşletme kökenlidir. Biz bu dengeyi biraz daha bizim lehimize gerçekleştirmek durumundayız. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Yemin-i mali müşavirlik kalkacak mı? Evet kalkacak. Çünkü ihtiyaç kalmıyor. Şu anda yemin-i mali müşavirlik imtihanına biz bir öneride bulunduk geçen yıl. En çok TÜRMOB başkanımız karşı çıktı. Böyle bir şey olsa biz yapardık dediler. Ama TÜRMOB genel kurulunda onaylandı. Maliye Bakanlığı'nın şu anda yayınlamasını bekliyoruz. 3 yıl içinde her arkadaşımız yemin-i mali müşavirlik imtihanına girebilir. Neden karşı çıktık o zaman biz? Dedik ya bunlar denetim elemanları giriyorlar 3 yılda. Biz niye giremiyoruz? Onlar da benim gibi mali müşavirlik ruhsatıyla giriyor. Bizim ne ayrıcalığımız var? Onların bizden ne üstünlüğü var? Dedik. Karşılaştırdık. Mevzuat diyor ki girebilir. Çünkü ikisi de 3568 sayılı yasa gereği aynı yetkili. Ve bunu biz anlatamadık biliyor musunuz kürsülerden? Hayal dediler. Hayaller gerçek oldu. Yeşil pasaport da bir hayaldi biliyor musunuz? Genel kurula gelen arkadaşlarım orada hakarete uğradık biz. Hayal kuruyorsunuz. Böyle bir şey olmaz dediler. Diyenler geçen Temmuz'un karar defterinde onaylandı. TÜRMOB'a gitti, onaylandı. Şu anda avukatlarla birlikte mecliste sıradayız. Bu projeyi gereksiz yere biz yaptık demenin bir halimiz. Bu mesleğin bir kazanımıdır. Bu bir kazanımdır. Gelin meslektaşa diyoruz ki maaş verelim ya. Emekli olan arkadaşıma bir maaş daha verelim. İstanbul Barosu veriyor, Ankara veriyor. Biz niye veremiyoruz? Avrupa'nın en büyük bütçesine sahibiz. Böyle bir fonumuz yok. Ya öyle bir fon yarat. Ankara'da TÜRMOB'un böyle bir fonu var. Hesapta kaç lira var biliyor musunuz arkadaşlar? 28 milyon. Niçin? Yardım fonudur. Dağıtılmak için. Peki ne zamandır dağıtılıyor? Bilen var mı? Hayır, hiç dağıtılmıyor. En güzel adam. Öyle duruyor orada. Nedenine gelince, eski meslektaşlar suçlu sizsiniz. Evet, sizin yüzünüzden dağıtılmıyormuş. Çünkü sizler girerken, geçici maddeden girdiğiniz için ruhsat parası imtihana girmeniz için vermediniz. Ondan dolayı dağıtılamıyormuş. Ya bir madde koyun veya onlardan bir kağıt alalım. Tahmin istemiyoruz deyin. Bu konuyu kapatalım. O parayı da dağıtın. Birçok meslektaşım gerçekten üzüntü verici durumlara haiz. Ben odada yöneticiyim ve gelen sayılar içinde meslektaşım vefatı halinde ki yaş ortalamamız 55'lerde kapıcılık yapan meslektaşımın eşi var. Çok acı bu. Acı. Bu acıyı herkes yaşayabilir. Şu anda durumumuz iyi. Ama bir anda böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman ne olacak? Söyleyin bana. Büronuzda ne var? Yanlış anlamayın. Elinizdeki teknolojiler 3 yıllık laptop amortismanı önemli. Yanlış mı söylüyorum hocam? O kadar. Telefon, bilgisayar hiçbir önemi yok burada. Bakkal olsanız daha çok değeri var. İşte biz bunu söylüyoruz. Gelin değiştirelim. Gelin bunların önündeki engelleri kaldıralım. Artı, evet odayla ben bir konuda mahkemeliyim. Siz aradın. Birçok büroya gidiyoruz. Arkadaşlar diyor ki ya odada diyor o kadar para var nereye gidiyor? Bana da soruyor. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Evrak istediğim zaman gel diyorlar. Sekreter ve şeyin önünde bakabilirsin. Bakabilirsin. Kopyasını vermeyiz. Ya ben yöneticiyim. Niye vermiyorsun? Yok. Gidiyoruz. 3 tane arkadaşım yanında tek tek bakacağız. Hikaye bu. Aslında doğrusu nedir biliyor musunuz? Ben değil. Hepimizin görme hakkı vardır. Lütfen buradan gittiğiniz zaman Ankara Barosu'nu açın. Hesap plasasına bakın. Her 3 ayda bir alınan tüm faturaları yayınlıyorlar. Alışları, ücretleri, herkes her şeyi görebiliyor. O ne almış, bu ne almış yok. Hepsi yazıyor. Benim genel kurulumda ne konuşuluyor? Ben size söyleyeyim. O bunu yedi, o şunu yedi, bunu yedi. Çünkü niye? Adamlara bir hafta kala siz bir kitapçık veriyorsunuz.
O kitapçıda kimse okuyamıyor. Tam 6 kere dilekçe verdim ya. Dipnot yayınlayın diye. Yöneticilik hayatımda hep dipnot yayınlansın diye. Tamam yaparız geçti, yaparız geçti. Ama hocalarım burada. Mali müşavirlik imtihanında bir soru çıktı. Ne dediler biliyor musun? Bilanço nedir? Allah'ın kısmeti. Dava açtığımda da ben sordum çünkü. Bilanço nedir? Dediğiniz zaman üst yazısı olan, aktif pasifi olan ve dipnotu olan. Dipnotunu yazmayan 10 puan kırılıyor. E ben o zaman İstanbul Odası'nın bilançosuna 10 puan kırdım. Çünkü arkadaşlar dipnot yok. Alım yapılmış bilmem kaç lira. Karşılığı yok. Yapmayın ya. İnsanlar bilsin. Ben odaya adına gittiğim zaman bana bu soru gelmesin. Benim genel kurulumda proje konuşalım. Neler yapacağımız. Ne kazanımlar elde edeceğimiz. Oraya gelen üyem projeleri anlatılsın. Onları değerlendirsin. Demokratik haklarımızı konuşalım. Neler kazanacağız? Biz üye olarak kazanımlarımızı almak zorundayız. Evet davamız bu konuda açtı. Tüm hepsinin yayınlanması konusunda. Tüm faturaların yayınlanması için. Neden? Sizlerin hakkı bu. Görün. 38 milyona yakın bütçesi olan 26 milyona yakın tahsilatın nereye gittiğini görme hakkınız var. Bu üye olarak sizlere bunu sağlamak için davayı açtım. Ben mahkemelerimize güveniyorum. İnşallah adalet terazisi şaşmaz. O konuda bir hüküm belirtemiyorum. Değerli arkadaşlarım, bir de bir şeyimiz var. Demokrasiden bahsettim. Nispi temsile biz karşı değiliz. Bununla ilgili deklarasyon yapıyorum. Nispi temsil sadece yönetimde olmaz. Temsilciliğinde, yan kurullarında her giren gruptan ne olursa olsun biz yer vereceğiz. Bunun kanunla bir alakası yok. Ancak demokrasiye inanmak da olur. Bizi bir arada tutan sebep meslektir. Onun dışındaki sebepler siyasi. Beni de ilgilendirmemeli, sizleri de ilgilendirmemeli. Bizi meslek ilgilendirir. Bunu konuştuğumuz zaman karşımızdaki bürokratlar bizi anlar ve bizi dinler ve karşımıza gelir. Ama siz o bürokrata hata yaptığında şu lafı söylerseniz, siz bize kapıcı bile olamazsınız derseniz, o adam çıkıp da Sayıştay Başkanı olursa size hiçbir şekilde değer vermezler arkadaşlar. İşte geldiğimiz konum bu. Kendinizi bir yerde konumlandırmak istiyorsanız önce itibar. İtibarımız yerlerde geziyor. Bir yoklama memuruna bile laf anlatmakta zorlanıyoruz. Avukatlara özeniyoruz. Ama avukatlar bizden önde deniyor. Avukatlar biz biri tutmayın. 90 yıl fark var. Ya onların iyi olan yönlerini alalım. Neden almıyoruz? Neden? Stajyerleri stajyer gibi staj yapıyor. Maddi manevi destek olunuyor. Bizde stajyerimiz para kaynağı olarak görülüyor. Geldiği zaman hınçla geliyor ve fiyat kırmayla karşılaşıyorlar. Yapacakları da bu. Maalesef geldiğimiz bu noktayı da bir an önce bertaraf etmemiz gerekiyor. Çok şey söyleyebilirim ama eğitimi engellemek de istemiyorum. Fakat bir şey daha var. Bir arkadaşım söyledi. Çok üzüldüm yönetici arkadaşım. Dolaşırken şimdi söylüyorum. Gaziosmanpaşa Sultan Gazi'de dolaşıyor yönetici arkadaşım. Türkiye'nin sorunları bitmeden muhasebenin sorunları bitmezmiş. Allah aşkına arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri sorunlar devam. Yani bizim sorunumuz hiç bitmeyecek o zaman. Bakın böyle bir anlayışla hiçbir yere varamazsınız. Türkiye'nin sorunlarını bitirelim. Sonra meslek sorunlarına geliriz. Söylenecek tek bir şey var. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu nokta eğer ki Tayland'ın olduğu noktada olsaydı sorunlarımız çabuk biterdi. Ama enerjinin dünyada yöneten kesimin olduğu noktada olduğu için Türkiye'nin sorunları hep devam edecek. Bizler mesleki anlamda bu ülkeye hizmet ediyoruz. Biz bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Bizim zaten amblemimizde de var. Bağımsızlık bizim karakterimizdir diyen emanetimizi teslim aldığımız Mustafa Kemal'in izinde yürümeye de devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.